Nasılsınız? Sağlık saatlerinde inşallah. Çok şükür olsun. Allah ağzınızın tadını bozulmuş. Böyle güzel dostlarla beraber çalışıyoruz. İnanın o kadar mutluyuz ki sudaki balık gibiyiz bunların yanında. Hiç farkımız yok. Eyvallah. Hizmet alanında bir araya gelmişiz. Gelene vermişiz. Bak siyasetin ulusu neler söylüyor. Bakın makul olayları hep beraberiz. Şu ana kadar en ufak bir sıkıntımız olmadı. Allah sizin tadını bozulmuş. Çok şükür olsun. Bundan iyisi olmaz. Sizin iyiliğinizde güzel. Yok. Yani valla çok bambaşka bir ortam içinde yaşıyoruz. Sizin de adil davranışınız. Onun evet, bunu yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Gerçekten böyle. İstediğimiz tatlı bu. Hiç yok. Memleket menfaatine olan evet. Noktada beraber olabilirsiniz. Beraber çok şükür. Sayın Yüksekler, meclisimize, daha sonra da grubumuza hoş geldiniz. Eyvallah. Bizler mutlu ettiniz. Böyle bir nezaket gösterdiniz. İlk genel meclisi olarak çalışmalarınızı sizlere de geç atalım. Nihai Sayın Başkanımızla, Meclis Başkanımızla bizler İlgilenen Cumhuriyet Hareket Partisi İlgilenen Meclis Grubu olarak devamlı istişare halindeyiz. Alınacak kararlar var. Çatının menfaatinde olması noktasında. Zaten onun dışında da bir şey olmaz. Gereken yapılıyor. Biz de herhangi bir kuru kuru bir muhalefet anlayışı yok. Biliyorsunuz. Bu noktada da Çatının dönemde, önceki dönemlerde olduğu gibi tekrar memlelerden faydalanması noktasında da çalışmalar yapılıyor. Bu noktada da her bir muhalefet olarak hayretleri görüyoruz, yapılanları da görüyoruz, gözlemliyoruz. Çantırı her zaman daha iyileşmeye layık mutlaka. Bu görevlere bizler, bugün bizler varız, yarın başka arkadaşlar. Bununla beraber netice itibariyle Çankırı'nın, biz burada yaşıyoruz. Çankırı'nın mahpus tarihini bu dönemde biraz daha değiştiririz inşallah. Bu Sayın İl Başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza da bu bizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnce bir başarılar. Çankırı için biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman İktidar Partisi'ne elimizde gelen desteği, yardımı, yapabileceğimiz bir şeyler noktasında vermeye hazırız. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda buradaki çalışmaların olacakları takip ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde genel meclisin çalışmalarının gerçekleştiğini görüyorum. Ama beni bugün asıl ziyadesiyle memnun eden hadise şu anda MHP grubunda meclis üyesi olan bütün abilerimizle evveliyatından bir hukukumuzun olmuş olması. Hepsini birebir tanıdığımız, gerçek anlamda ifade edip kendi alanlarında başarılı olmuş, toplumda temayüz görmüş arkadaşlarımız. Burada da bu güzel sözlerle bir birliktelikte bu meclis çalışmalarını devam ettiklerini söylemiş olmalı. Bizim için ayrı bir güzellik. Gerek Şaban Özü'nde, gerek Erdoğan'da, gerek Kızılırmak'ta, gerek Ilgaz ve Çankırı merkezdeki genel meclis üyelerimizin biz hiçbir zaman için kendi arkadaşlarımızdan çok da farklı görmüyoruz. Bizim konut olarak gözüküyor. Biz de bu konuda İlgilen Meclisi olarak üzerimize herhangi bir şey düşüyorsa biz muhalefet partisi olarak, Ruhi Başkanım iktidar partisi olarak bunu yapmaya her zaman hazırız. Ben o işi meclisten sizden isteyecektim. İçeride onu konuşacağım. Ben 8-10 yıldır dilimde tüy bitti. Çankırı mücavir alan sınırlarını genişletmeyle alakalı. İçeride bugün görürseniz onu paylaşacağım. Siz de temenni olarak bunu elimizden gelen her türlü desteği veririz derseniz tüm birlikte İçeride benim bugün yerele dair tek gündemim işin açıkçası bunu, o. Bunu tamam. Bizim, evet. Yani bunu hallederseniz Çandır'ın önünü açarsınız Sayın Vekil. Ben içeride de bunu bahsedeceğim. Uygun görürseniz yani, 5-10 dakika. Bu konuda hep bir uzatmaları böyle devamlı şeyi oynuyoruz, intikaları oynuyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi. Gelirken tamam mı kafamda da tasarladığım ve yani illaki bir yöne zorlamamamız lazım. Yani Ilgaz aksına büyümek istiyorsa bırakın Ilgaz aksı büyüsün. Korgun'la birleşmesi gerekiyorsa. Eldivan tarafına büyümesi gerekiyorsa oraya büyüsün. Yeşili tabiatı korumak kaydıyla
Şimdi yakın kent organize sanayi, biz 3 sefer yer değişikliği cihetine gittik. Bunu ben her platformda söylüyorum. Önce iki geçit arasıydı, sonra Akören'in sırtlarıydı. Daha sonraki aşamada da Tüne'ye geldi. Şimdi oraya bu sanayi kuruldu artık. Bu sanayinin konut alanına ihtiyacını karşılayacak bir yapılanmayı da biz hazırlamamız lazım. Hidayet Çelik. Burada. Ahmet Ulusoy. Burada. Bekir Kale. Burada. Avni Demircioğlu. Burada. Ahmet Karıntatar. Burada.